Herkese günaydın. Yine bir aşı gününden sizlere eğitici, anlatıcı, öğretici birkaç video çekmek istedik. Dönem dönem, zaman zaman yapmış olduğumuz tüm aşıların videolarını grupta paylaşacağız. Şimdi bugün aşıların ağababası diyebileceğimiz taş çekirdeklilerde, yumuşak çekirdeklilerde sütlü ve sulu, yani ceviz gibi kestiğimiz zaman acı su akıtan tüm ağaç tiplerinde, tüm meyve tiplerinde bu aşıyı gönül rahatlığıyla gerçekleştirmemiz mümkün. Artı yaranın kapanması açısından oyma kalem aşı aşıların şahıdır, şığıdır öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu aşıyı daha yeni söylediğim gibi taş çekirdeklilerde, yumuşak çekirdeklilerde sütlü, incir ve dut, acı su basan ceviz gibi meyve ağaçlarının tamamında uygulamamız mümkün. Daha önce de söyledik, bu aşıcılık Çoban Veysel Karahan Hazretlerinden bizlere miras kalmış, onun yüzü suyu hürmetine insanoğluna hediye edilmiş bir meslek. Birçok çeşitli aşı yapıyoruz. Bu yaptığımız bütün aşıların tamamını böyle küçük anlatımlı videolar halinde grubumuzda yayınlayacağız. Fakat bugün konumuz oyma aşı, oyma kalem aşı. Buna yörelerde çeşitli isimler de verilebilir. Bu çeşitli isimlerin içinde kakma aşı diyen de var. Buna keçi aya diye isim takmışlar. Bu keçiden koyundan olacak bir iş değil. Bu el melekesiyle olacak bir iş. Bunun çakısı dahi kendine özel, kendine has çakısı vardır bunun. Şimdi görmüş olduğunuz bir erik anacı. Bunun üzerini kestik. Bunu inciden bir perdahlama yapalım testere izlerine, kabuk kenarlarına. İnciden bir perdahlama yapalım. Perdahlama yaptıktan sonra bu aşıda tek kalem kullanacaksınız benim gibi. Dikkat etmeniz gereken husus aşının doğu yönüne bakması. Doğu yönüne bakan aşılarda susuzluğa dayanıklı olur. Sabah güneşi görür, öğle güneşini görmez. İkindi güneşini görmez, yakıcı sıcaktan uzun durur. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunun adı sünnettir. Bu görmüş olduğunuz sünneti uzatabildiğiniz kadar uzatın. Bu küçük olarak, küçük sünnet olmaz burada. Küçük sünnet olmamasının sebebi, küçük sünnette anaç, üstüne koymuş olduğumuz taşıyıcı kalemi dışarıya sıkma şansı var, dışarıya atma şansı var. Onun için uzatabildiğimiz kadar sünneti uzatıyoruz ve testereyi sona bulduruyoruz. Şu testerede görmüş olduğunuz 45 derecelik açıyı bu şekilde sünnetin arası bitti. Ara testeresi mesela bunun adı. Şu görmüş olduğunuz testere özel bir testeredir. İri dişli, çaprazlı bir testeredir. Bu şekilde kesim yapmaz ama anaca çok sert bir şekilde girebilir. Şimdi kalem seçimini yaptık. Kalemimiz tek yıllık sürgün. Şimdi şurada görmüş olduğunuz, yapmış olduğumuz testlerin bu 45 derecelik açısını verebilmek için buradan ilk kerteyi atıyoruz. Ondan sonra sünnetimiz yaklaşık 10 santim boyunda. Tabi siz bunu şöyle de yapabilirsiniz. Eğer biz gibi el melekeniz yoksa bunu buradan böyle koyarak sünnetten bu şekilde mesela ölçüde alabilirsiniz arkadaşlar. Sonra solundan bir çakı ve sağından bir çakı çekmek suretiyle kalemimizi açıyoruz. Kalemimizin arkası gördüğünüz gibi şu kısa metni kalması gerekiyor ki bu kafayı tutsun, kendine doğru çekebilsin. Kalemimizin önünde bu. Şimdi sıra yatağa geldi. Yatağı bu şekilde. Eriğinde odunsu kısım sertlik derecesi çok yüzdelik olarak yüksektir. Sert bir anıştır. Gördüğünüz gibi yatağımızı açtık. Bu görmüş olduğunuz aşı yatağı, bu görmüş olduğunuz sünnet. Bunu buraya koyduk. Ve yukarıdan herhangi bir nesneyle, çakma yardımıyla gördüğünüz gibi kalemimizi oturtturduk. Sinan şöyle gel. Şimdi bu görmüş olduğunuz yatak, buradan bu etli bıraktığımız kalem arkası buradan kafayı böyle çekerek kendisine kapatmasına yardımcı olacak. Ön tarafı çek Sinan. Burası da görmüş olduğunuz, bu gördüğünüz yerde aşımızın asıl yapıldığı yer. Kabuk kabuğa denk gelmek suretiyle
buraya bu kalemi yerli açtığımız kalemi oturtuyoruz. Yaklaşık 10 santim, 8 santim 10 santim gibi bir alanda yaptık bu işi. Ondan sonra kalemin belli sıcaklıkta ve kalus oluşumundaki istenilen belli nem derecesini sağlamak için bu çamuru sürüyoruz. Bu çamur pişmemiş ham tuğladır. Bu çamur anacın bir yıl önceki dengesiz sulanmaktan olabilir, suni gübreden olabilir. Yapmış olduğu acı suyu çeker, sünger gibi emer. Aynı anda aşı yatağının istemiş olduğu nem seviyesini stabil bir durumda bekletir. Üzerinde streç geçirdiğimiz takdirde nemini kaybetmez, yağmur yıkamaz. Artı bu streç çamuru aşı yatağındaki kallus oluşumundaki istenilen sıcaklığını sağlar. Bunu da bu şekilde sardıktan sonra aşımız bitti. Şöyle bir durum var. Ben Ege bölgesindeyim. Bunun üzerine bir çamur koyarım. Güneşten nasır bağlayana kadar, bu kesilen yer nasır bağlayana kadar bunu güneşten korur. Siz İç Anadolu bölgesinde iseniz bunun üzerine, sadece kalem üzerine su tut sürmeniz mümkün. Yaparsanız daha iyi olur. İşte bu aşı erken oluyordu, şöyle oluyor, böyle oluyor. Yani arkadaşlar var. Arkadaşlar bakın. Biz bunun tecrübesini çok yaptık. Tecrübesini yapmadığınız herhangi bir bilgiyi burada paylaşmayın, insanlar takip ediyor. Bizim zamanın belirinde yaptığımız aşılar 60 santim 70 santim karın altında bir ay bekledi. Yapmış olduğumuz aşılar defalarca kere -20'leri -30'ları gördü. İç Anadolu bölgesinde iseniz, elinizde bu meleke varsa, siz bu işi becerebiliyorsanız, aşının tipi ve türü ne olursa olsun, üzerine bir poşet geçirip kalemin üst kısmını 4 parmakta örtecek şekilde bunu kum içine almanız hem bu aşıyı donlardan koruyacaktır, hem de bu aşıyı ilkbahar geç donları olan bölgelerde uyandıktan sonra kumun içerisindeki kaleminizden çıkan sürgünleri, o kum sürgünlerin de soğuk vurmasını koruyacaktır arkadaşlar. Yani tereciye tere satmak gibi oluyor bazı şeyler ama tabii biz de bakıyoruz, gülüyoruz, geçiyoruz. Kalp kırmaktan bıktık, usandık, kalp de kırmak istemiyoruz. İnsanlar kendi bildiğini bir şeyler konuşuyor. Siz doğru bildiğini, emin olduğunuz bilgilerin peşinde gidin. Onları takip edin. Herkese kolay gelsin. İyi günler.